Osmanlı İmparatorluğu diyoruz. Nedir imparatorluk? Yani imparatorlukları imparatorluk yapan şeyler. Ve 3. Roma dedik Osmanlı İmparatorluğu için. Bugünkü ABD içinde imparatorluk diyebilir miyiz? İki ilginç soru, son soru özellikle ilginç. Bugünkü ABD için imparatorluk diyemeyiz tabii. Cumhuriyet olduğu için değil. Cumhuriyet lafı zaten geçmiyor da biliyorsunuz. Birleşik Devletler'dir. Neden imparatorluk diyemiyoruz hocam? İmparatorluk değil. Çünkü yapı itibariyle bir kere bazılarının zannettiği kadar kozmopolit değil. Hep böyle çok şişirilir Amerika kozmopolit, bir sürü milletlerin, kültürlerin yeri falan diye laf o. Bir sürü milletlerin adı millet. Orada herkes bir kalıba dökülür. Ve belirli bir Amerikalı tipi vardır. Ona uyar. Belki Yani soy çok... olarak farklı milletlerden Efendim geliyorlar ama adam Meksika'dan gelir, Haiti'den, Rusya'dan, İtalya'dan. şuradan, buradan hiçbir şey ifade etmez. Onların hepsi aynı hayat anlayışına, aynı görüşe, aynı davranış kalıplarına mahkumdurlar. Sistem onu gerektirir, ona göre yaşarlar. Hocam peki bugünkü Amerika ile Osmanlı'yı Hiç kıyaslarsanız, alakası yok efendim, hiç alakası yok. Osmanlı'da farklılıklar korunur mu? O bakımdan mı farklıdır? Yani Osmanlı İmparatorluğu bir kere bir sanayi imparatorluğu değil, bir. Göçmenlerin meydana getirdiği bir imparatorluk değil. Her ne kadar Türklerin Asya göçebesi olduğu söyleniyor ise de devletin kurulduğu vakitte o iş çoktan bitmiş bir süreç artık. İkincisi bu işte eski dünyanın yani hakikaten eski dünyanın en eski medeniyetlerin oluştuğu Orta Doğu Akdeniz havzasının bir imparatorluğu. Bu kadar açık. Bunun içindeki en yeni millet 2000 yıllıktır falan böyle bir şey. Öyle göçmenlerin meydana getirdiği modern bir devlet feodal strüktürü yapısı bile yok yani Amerika'nın biliyorsunuz. Köy lafı yok mesela. Köy lafı var yani Greenwich Village diyorsa şeyde Yapay New köy. York'ta yok öyle işte bizdeki Şanzelize Oteli gibi bir şeydir o. Yani köyle falan alakası yok. Köylülükle alakası yok. Amerika'da böyle bir köylü strüktürü yok. Aristokrasi strüktürü yok. Yok, 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 yok. Ve içindeki muhtelif dinler ve diller aslında bir Amerikalılık potasında erirler. Son derece yüksek asimilasyonu olan bir kültürdür bu. O Amerikalılığın da kendine göre davranış biçimleri vardır. Kendine göre giyiniş biçimleri vardır. Kendine göre dünyaya bakış biçimleri vardır. Hatta kendine göre kadın erkek ilişkileri vardır o Asimile toplumun. edilici Tabii olduğu çok önemli çünkü çok diğer önemli. ulusları Tabii da tabii asimile tabii. eden bir tarafı var Ve kültürün, o de kültürün. değil mi o kıtadan dışarı da maalesef bu yayılıyor. Orta sınıfları kapsayan bir çağdaş medeniyet bu. Peki Kendi hocam olumlu uluslararası olumsuz ilişkiler bakımından yani egemen olmak bakımından Osmanlı ile bir benzerliği olabilir mi? Ha orada da tabii Osmanlı 16. yüzyılda 15-16. yüzyılda çok kudretli bir devlet. Yani karşısında İspanya var Avrupa'da. O zamanın kudretli Avrupa devleti İspanya tacıdır. Habsburglardır. Fakat onların bile bir gerileme şeyi var. Bütün bunlara rağmen tabii Amerika'nın pozisyonu hele bugünkü pozisyonu söz konusu değil. Yani Amerika çok daha dayatıcı, çok daha etkileyici bir şey. Öyle bir yapı, öyle bir kudret olamaz o zamanlar. Ama tabii Osmanlı önemli bir büyük devlet.